Merhaba arkadaşlar bu videoda sizinle beraber döngülerle ilgili küçük bir örnek yapalım. Örneğimizde arkadaşlar 0 ile 100 arasındaki tek sayıları bulalım ve bu sayıları toplayalım. Daha sonra da bu sayıların kaç tane olduğunu yazalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir int i tipinde bir değişkenimiz olsun arkadaşlar. Ve for döngüsü kullanacağım ben burada for diyelim. 0 ile 100 arasında olduğu için arkadaşlar i'yi ben birden başlatacağım i küçüktür 100 olacak. 100 dahil değil 0 ile 100 arasında. Ve i artı artı diyeceğim. Her adımda i artsın. Şimdi bir sayının tek olabilmesi için arkadaşlar sayının 2'ye bölünmemesi lazım. Onun için diyorum ki if eğer i si, yani gelen i değeri mod mod 2 eşit değilse 0'a bu sayı tektir. Yani i'yi 2'ye böldüğümde kalan 0 değilse bu sayı tektir diyorum ve buraya giriyorum. Bu sayı tekse bu sayı bana ekrana yazdır. Printf diyelim. %d diyelim. Virgül bırakalım ve i'yi ekrana yazdıralım. Çalıştıralım arkadaşlar. Tabi şuraya bir alt n koyalım. Çalıştıralım. Şöyle en yukarıya götüreyim. 1, 3, 5, 7, 9, ta ki 99'a kadar arkadaşlar tüm sayıları ekrana yazdırdı. Şimdi biz tek sayıları bulduk arkadaşlar. Bir de bu sayıları toplayalım. Onun için arkadaşlar şurada int toplam değişkenliği gösterelim. Daha sonra her adımda bu toplam değişkenli i'yi atayalım ve kendisiyle de toplayalım. Onun için arkadaşlar toplam eşittir toplam artı i diyorum sayı bu toplamın değeri ilk başta 0 olsun. Yani burada ne yapacak arkadaşlar? İlk önce 1'i alacak. 1'i alacak toplamın içine atacak. Daha sonra toplamın değeri 1 olduğu için 1 artı tekrar 3 geleceği için 1 ile 3'ü toplayacak. Hani ben bunu şöyle de kısaltabilirim. Şöyle yapalım. Toplam artı eşittir. i diyelim. Ve döngüden çıktıktan sonra arkadaşlar en sonda toplam değerini yazdıralım. Printf toplam diyelim. Nokta bırakalım. %d diyelim. Şuraya toplam diyelim. Ve çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önce tüm tek sayıları buldu. Sonra da sayıların hepsini topladı. 2500 olarak verdi. Şimdi bir de arkadaşlar kaç tane sayı olduğunu bulalım. Bunun için arkadaşlar şurada int sayaç olarak belirtelim. Ve sayacımızın değeri en başta 0 olsun. Eğer bu koşul sağlanırsa arkadaşlar her adımda sayacımı bir arttırsın. Yani burada sayıları sürekli sayıyor. Yani tek sayıları sayıyor. Ve şuraya gelip alt n diyelim. Şöyle printf yapalım. Diyelim ki tek sayıların sayısı diyelim. Şöyle iki nokta bırakalım. Yüzde d diyelim. Şuraya gelip sayacı yazdıralım. Şuraya tabii ki bu şekilde çalışırsam arkadaşlar tek sayıların sayısı 50 taneymiş. 0 ile 100 arasında. Sayılarımızın toplamını bulduk arkadaşlar. Bir de tek sayıları ekrana yazdırdık. Burada en önemli şey for ile döngü hazırladık. Daha sonra if'te bir koşula bağladık. Dedik ki eğer sayı mod 2 eşit değilse 0'a bu tek sayıdır. Eğer siz tek sayıları değil de çift sayıları bulmak istiyorsanız i e mod 2 eşit eşittir 0 dersek bu da çift sayıları almış olacaktır. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.